Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Okudun mu programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim kısa surelerin tefsirine devam ediyoruz. Geçen haftalarda olduğu gibi bugün de bir sureyi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Efendim takip ettiğimiz kısa surelerin tefsiri eserinde hocamın geldiğimiz nokta Fil suresi bunu geçen programda da anons etmiştik en son bitirirken Hümeze suresini konuşmaya gayret etmiştik. Fil suresindeyiz. E, fil suresi Mekke'de indirilen bir sure 5 ayetten oluşan bir sure resmi sıralamada 105 iniş sırasında 19. sırada. Hocamın zaten kitabında da bu bilgiler var. Şimdi bismillah diyoruz, başlıyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ Allah, Allah keyfiniz haliniz iyidir inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah razı olsun. Allah kolaylık, versin, Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili hocam, e, surenin mealiyle başlayalım. Buyurun. Bismillah diyelim. Ondan sonra bu e, günlük okuduğumuz, çok tekrarladığımız namazlarda bilhassa Türkiye'deki efendim kültür gereği de söylüyorum. Bu sureyi bir de bizim zaviyemizden anlamaya gayret edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fil ordusuna neler yaptı görmedin mi? Kurdukları tuzağı alt üst etmedi mi? Kendilerine sert taşlar savuran sürü sürü uçuşan varlıklar gönderdi. Böylece Allah onları yenmiş ekin tarlasına çevirdi. Evet. Çok kısa özlü, veciz ve mu çok vurucu yani. Hocam e, şimdi burada elem terekeyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Şimdi bir bu fil meselesini herhalde konuşmamız lazım. Yani bu fil hadisesi sadece işte fil olayına indirgeniyor. Ebrehe'nin orduları meselesine indirgeniyor. Bunun dışında biz bu görmedin mi ile başlayan hitabı, birinci ayeti, fil e, hadisesiyle beraber nasıl anlayabiliriz, nasıl bakabiliriz? Evet. Buradan bir başlangıç. Ee, biz bu kısa surelerin içerisinde gün geldi üç ayetlik bir sureye bir program, Tabii. beş ayetlik bir sureye üç program yapmak durumunda olduk. Evet. evet. Ee, şimdi yine 5 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız ama gerçekten belki ilk etapta çok muhakeme yapmadan bakıldığında Kur'an'ın en tarihsel diyebileceğimiz bir pasajıyla yüz yüzeyiz. Yani tamamen Mekke ile alakalı. Hatta bundan sonraki Kureş suresini de bu bağlamda düşünebiliriz. Bu iki çok kısa süre toplam 8-9 ayetlik iki sureyi. Kur'an'ın tarihsel bir metin olduğu izlenimini verebilecek sureler olarak sunabiliriz. Çünkü mahza özel bir saldırıdan, özel bir kasıttan ve özel bir yöreden söz ediyor. Ama mesele hiç de öyle değil. Sadece bir fotoğrafın çekilip de insanlara sunulması kasıt o değil. Burada muhteşem bir güç ahlakı ya da hak kavramı güne, gündeme getiriliyor. Sizin güç dediğiniz şey efendim maddeden kaynaklanan bir değer midir yoksa haktan beslenen bir değer midir? Hangisi galip gelir? Siz neye galibiyet e, isnat edeceksiniz? Ya da hangi sonuç gerçekten galibiyettir? Sizin galibiyet zannettiğiniz belki mağlubiyetiniz olabilir. Neye itibar etmemiz lazım? Böyle bir ahlak ve Allahü Teala'nın hayata dair bir takım müdahilliği örneklerini bize sunan harikulade bir suredir. Her sureyi işlerken yapmaya gayret ettiğim üzere burada da e, yapayım. Bu sure hemen Hümeze suresinin peşinden, peşinden geliyor. geliyor. Hümeze suresi ile bu surenin de bir anlam ilişkisi var. Hmm. Yani sıralamada peş peşe gelmeleri bir aslantı ifadesi değil mutlaka bir büyük e, programın parçaları bu sıralamalar. Hümeze suresinde alaycı bir insan tipi bize hatırlatmıştı. Bu surede alaycı, kibirli, istikbar içerisinde bulunan bir Ebrehe örneği verildi. Orada genel tip üzerinde duruldu. Burada o artık muşahhaslaştırıldı. Özelleşti, <laughs> somutlaştırıldı. Ebrehe özelinde verildi. O surede mala güvenmenin ve malı insanı ebedi yaşatacağı zannı ileri sürülmüş ve bunun acı sonuna dikkat çekilmişti. Hutamaya dönüşen bir akıbetten söz etmişti. Buradaki de asfi mekul akıbetini Allahu Teala bize hatırlatıyor. Orada mahşerde hutame, burada dünyada yenilmiş, yenmiş, yere serilmiş ekin benzetmesi yapılıyor. Her ikisi de bir felaket ortak paydasında buluşuyor. E, haksız gücün hakkı mağlup edemeyeceği mesajı özellikle bu surede veriliyor. Hümeze suresindeki alaycılığın sonunun perişanlığı da bu noktada her iki surenin anlam ilişkisini ortaya koymada önemli ortak noktalardır diyebiliriz. Siz de ifade ettiğiniz gibi hani fil ordusu bu Ebreha ordusu diye bilinir. Kur'an-ı Kerim tabi 570 yılında Peygamberimiz henüz doğmadan bazı farklı rivayetler var ama işte 50 gün Önce e, Yemen tarafından oradaki işte medeniyetin, devletin e, olabildiğince güçlü yapısını arkasına alarak işte Ebrehe adındaki bir e, komutanın ya da devlet başkanının ticareti Mekke'den güneye taşıma niyetiyle sanaya büyük bir mabet yaptırıyor kendisi, kilise yaptırıyor oraya doğru insanların yönelmesini istiyor sanaya. fakat bunu bir şeye gerekçelendirmek ihtiyacı hissediyor. Kendine göre bir tuzak kuruyor. Kendine göre bir bir nümayişi bahane edinerek oraya bir saldırı yani Kabe'ye bir saldırı düzenliyor. Niyetle Kabe'yi yıkmak. Kabe'yi yıkmak ama o yıkmanın da arka planında bulundurduğu niyet Ticareti, Ticareti efendim, merkezini güneye, değiştirmek. Evet güneye taşımak. Bunun akıbetinin ne olduğunu söylüyor Allahu teala. Hmm. Gücün ahlakını değil ahlakın gücünü ortaya koymak için bir e, ifade bütünüyle yüz yüzeyiz. Tabi bu arada Mekkelilere çok önemli bir ders veriyor bu sure. Demek istiyor ki Kabe'ye yani değerlere karşı saldıran Ebrehan'ın durumu gözünüzün önüne gelsin. Hazreti Peygamber'e saldıranlarınız olursa onların akıbeti de öbürü gibi olacak. Dolayısıyla doğru bir duruşunuz olsun. İbret alın. Bir yanlışlık içerisine girmeyin. Diye böyle bir takım mesajlar içeriyor bu sure. Belki surenin işte üçüncü ayetinde yukarıdan aşağıya Allahu Teala'nın müdahalesi işte tayri ebabil dediğimiz o yapının belki hani savaşların kazanılmasında yani hava kuvvetlerinin etkinliğini ortaya koyabilecek yukarıdan saldırının sonuç alacak bir mahiyet arz ettiğini bize zımnen, dolaylı olarak öğretiyor da desek yeridir. İlk ayette Rabb sıfatının kullanılması çok çok maniidir. Allahü Teala'nın özellikle inananları sahipleneceği ve onları e, kendi başına terk etmeyeceği vurgusunun ayette zımnen bulunduğunu bu vesileyle söylemiş olalım. Bir tarihi vaka üzerinden evrensel mesajlar verilmesi amaçlanan bir kısa surecikle karşı karşıyayız. Dediniz ki elem tere ne, ne demek yani? Keyfe fe ala, Ta, evet, tere. Elem tere enteresan yani tera raa kelimesi görmek demektir ama bunu birkaç defa bu programlarda söylediğimizi hatırlıyorum. Evet. Bu daha çok böyle kafa gözüyle görmeyi değil de akıl gözüyle görmeyi, düşünmeyi, belki ibret almayı, farkına varmayı, farkındalığı öne çıkartan bir ifadedir. Yoksa elem tera görmedin mi? E tabi görmedi yani peygamberimiz henüz doğmamıştı çünkü. Tabii. 50 gün doğumundan yani, 50 kafa gün kafa gözüyle önce. görmedi. Kafa gözüyle görmedi. Belli ki hani haberdar değil misin? Haberdar değil misiniz? Aslında peygamberimiz üzerinden Onun şahsında bize hitap. Var. Herkese hitap. Önce Mekkelilere, sonra hepimize hitaben yüce Allah akıl gözümüzü çalıştırmamızı bizden istiyor ve bir düşünce süzgecinden geçirerek olayları tahlil etmemiz gerektiğini ifade ediyor. burada bir şey daha söyleyelim genelde din kavramı hele ki İslami inanışta ki bütün peygamberlerin sunduğu, tebliğ ettiği dinin ortak adı İslam'dır. Aynı dini getirmiştir bütün peygamberler. Din denen şey aslında insana Allah'la yaşamayı öğreten bir kurumdur. Yani Allah'ı hesaba katmadan bir hayatın yaşanamayacağını, o hayatın sahibini mutlu edemeyeceğini, Allah yokmuş gibi yaşamanın bir aldanmanın, bir şaşkınlığın ifadesi olduğunu ortaya koyuyor. Öyleyse Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını görmedin mi? Demek aslında Rabbinin hayata ve zulme karşı nasıl müdahil olduğunu bilmiyor musun? Bil, bilin, düşünün bu gerçeği, fark edin demektir. Rabbin bir şeyi yaptı demek, Rab hayata müdahildir, bunu unutmayın demektir. Öyle kitabı mukaddesse tekvin kitabının hemen başında kainatı Allahu Teala altı günde yarattı. 7. günde yoruldu istirahate çekildi falan. Hiç öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde öyle bir anlam bizim kitabi bilgimize hiçbir şekilde uygun değildir. Çünkü Rahman suresinde biliyoruz. Es'eluhu men fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ı sorar. Ya da göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'tan ister külle yevmin huve fi şe'nin. Allah her yeni gün mutlak yeni bir iştedir. Cenab-ı Hak hayata hakimdir, hayata müdahildir. Bunu öğretiyor yani Allah'la yaşamayı öğretiyor Kur'an-ı Kerim. ve bütün ilahi mesajların ortak derdi budur. Şimdi Yusuf Bey, ashabı fiil, ashabul fiil ifadesiyle ilgili de ufak bir şey Lütfen. söylemek istiyorum. Lütfen, tabii. Ashabul fiil demek, aslında filin arkadaşları demektir. Evet. Hani biraz daha e, farklı bir ifadeyle söyleyelim. İşte fil ordusu demek yani. Uh -huh. Enteresan. Niçin fil ordusu deniyor buna? Bunun sebebi muhtemelen şudur yani. Ordunun başında fil olduğu için. Uh -huh. Hatta belki o günün teknolojisinin zirvesi öyle bir orduya sahip olmak uh -huh. e, demekti. Onu kullanarak Cenab-ı Hak ashabu fiil diyor. Aslında file nispetinden öte Ebrehe'ye nispeti daha anlaşılabilir olurdu. Hı hı. Çünkü hı hı. ordunun başındaki adam Ebrehe. Yani işi organize eden adam, o tuzağı kuran, Kabe'yi yıkıp sanayi merkez yapmak isteyen kişi belli adını adını biliyoruz. Onun adının verilmeyip de güce itibar edenlerin Güce tapanların aslında tapındıkları o değer sanılarının nasıl da büyük bir yanılgı olduğunu adam üzerinden değil güç üzerinden, güç üzerinden. ortaya koyuyor. Güç unsuru sembolü üzerinden. Üzerinden ortaya koyuyor ve bunun bir derin yanılgı olduğunu öğretmeye gayret ediyor. Gücü, gücü ebedi sanın ve gücü belirleyici kabul edenlerin bir yanılgı içerisinde olduğunu... Mekkelilere ve bütün insanlığa bu anlamda Cenab-ı Hak öğretmiş oluyor. İnsanlık tarihi bunun çok çarpıcı örneklerine sahne olmuştur. Şu gün de öyledir. Küçücük bir topluluğun ama haklı olan küçücük bir topluluğun haksız nice büyük orduları medeniyetleri alt üst ettiğine dair harikulade örnekler var hiç elimizde. Biz bu bu sureden. Allah'ın hayata müdahilliğini anlarız. Sahte değerleri değer kabul etmemek gerektiğini, sahte değerlerin, sahte gücün aslında güç olmadığını fark etmenin ve tavrını, tercihini kimden yana belirlemesi gerektiği noktasında insanoğlunun inşa edilmeye gayret edildiğinin önemli bir sunumudur. Fil suresi. Olayı öyle görmek lazım. Yoksa yani bir, bir saldırı 570 yılında gerçekleştirilmiş bir saldırıdan e, efendim ibaret değil sunum. Çok daha farklı şeyler söylüyor. Hele ki Hümeze suresindeki bu alaycı müstekbir e, insan tipinin muşahhas bir insan üzerinden, bir ordu üzerinden ortaya konulması durumun nasıl vehametler içerdiğini, akıbetin nasıl korkunç olacağını ortaya koyuyor. Hem elem bir düşünme eylemi isteyen bir anlamda kabul ettiğimizi ifade edelim. Hem Rab sıfatının kullanılmasını, Cenab-ı Hakk'ın müminleri sahipleneceğini ve dünyada zalim olanlara daha ölmeden bunun hesabını dünyada soracağını, Rabbimizin hayata mutlak anlamda müdahil olduğunu, hem sahiplenici anlamında hem zalime cezasını verici anlamında hayata müdahil olduğu gerçeğini buradan öğreniyoruz. Ashab-ı Fiil'den kastın bir teknoloji, bir güç simgesi üzerinden insanlara bilgi verildiğini, insan adının zikredilmemesinin de mesajın evrensele taşınması anlamında bir niyetten, bir gerekçeden beslendiğini bu vesileyle ilk ayetin yorumu olarak söylemiş olabiliriz. Peki hocam ikincisine baktığımızda kurdukları tuzağı alt üst etmedi mi? Elem yecal keydehum fi tallil. Evet. Bunu nasıl Çok Tuzak ne? Kurulan tuzak ne? Ya elem yecal elem yecal keydehum. Allah onların tuzaklarını kılmadı mı? Yapmadı mı? Fi tadlilin şaşkınlığın içerisine onu gömmedi mi? Yani tuzaklarını alt üst etmedi mi? Ters yüz etmedi mi? başına geçirmedi mi? Neydi tuzak? Şimdi bakın, her aslında haksız saldırının içerisinde saldırıyı düzenleyenlerin gizli gündemlerinin bulunduğunu Tabii. ve mutlaka bir tuzak mantığıyla işte e, hareket ettiklerini ortaya koyuyor. Mesela yakın geçmişte, çok yakın geçmişte ve Amerika'nın işte önce Irak'ın Kuveyt'e müdahalesini, sonra Amerika'nın Irak'a müdahalesini e, Öyle bir gerekçeler ortaya koydular ki zannediyorsanız ki ya haklı yani adam. Tabii oradaki kimyasal silahların yok güya. edilmesi, demokrasinin oraya getirilip güya. inşa edilmesi kurulması. Güya. hep güya, hep güya. Hiçbir tanesi doğru değil. Ama işte bunlar yapılan haksızlığın mutlaka kamuflajı olduğunu Allahu Teala ortaya koyuyor. Bir plan var diyor işin içinde. Fark edersiniz etmezsiniz ama bir haksızlık, bir zulüm varsa bunun içinde mutlaka bir de plan vardır, bir oyun vardır, bir tuzak vardır. Ha, o tuzağı görevini hakkıyla yerine getiren insanlar lehine Cenab-ı Hak bozacaktır. Biz bunun Kur'an-ı Kerim'den bir takım e, yani ilahi iradeyle, ilahi müdahaleyle nasıl yerle bir edildiğine dair örneklerimiz var. Birkaç tane örneği bu vesileyle hatırlatmak Lütfen. istiyorum. Neydi bu adamın kurduğu kuzak, tuzak? Bir, bir kilise Büyük efendim, bir mabet inşa ediyor. İnşa ediyor. Kiliseye güya biri saldırmış, bir nümayiş olmuş, onu bahane ediyor. Hmm. Yani bir bahanesi bu ama asıl derdi o değil. Çünkü onu kendisi yaptırdı. Asıl derdi Kabe'yi yıkmak ve ticareti güneye, Yemen'e doğru, Sanay'a doğru çekmek. Asıl dert bu ama bunun için bir tuzak kurması lazımdı ne kurdu? İşte kiliseye yönelik gerçekleştirilen bir nümayiş, bir saldırının gerekçesi olarak ortaya konuldu ama bu son derece haksız bir eylemdi. Bu haksız eyleme Cenab-ı Hakk'ın müdahale ettiğini öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şimdi mesela bakın Hazreti Nuh'la alakalı işte şeyde Nuh suresinde buyuruyor ki Yüce Allah surenin 22. ayetinde ve mekeru mekren kübbara. Hazreti Nuh'un kavmi Hazreti Nuh'a karşı böyle çok büyük bir e, oranda tuzaklar kurdular. Yani ona hayatı zindan edecek pek çok efendim e, ne derler dene, öyle, tuzak oyun tuzak e, başka bir şey İyide. de entrika entrikalar entrika. E, şey yaptılar kurdular. Peygamberlere karşı bu yapılıyor. Ama hep peygamberlere karşı yapılmıyormuş demek ki. Bakın bu dünyevi bir beklenti için sanayi merkez yapmak için bir e, kralın başka insanlara karşı da kurabildiği bir tuzak örneğiyle karşı karşıyayız. Mesela ilginçtir Ali İmran suresinde benzer bir ifade bu defa Hazreti İsa için ona karşı gerçekleştirilen e, tuzakta söz konusu ediliyor. Ali İmran suresinin 54. ayeti. Ve mekaru. Hazreti İsa'ya karşı tuzaklar kurdular ama ve mekar Allahu. Allah, Allah da, da tuzak kurdu. Tabi Allah Allah'ın tuzak kurması aslında Allah'ın tuzak kurması nedir? Onun cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı hı. Çünkü tuzak kurmak daha çok zayıfın güçlüye Güçlüğe karşı, karşı kullandığı bir tekniktir. Allahu Teala insanlara niye tuzak kursun ki? Yani onun bir zayıflık söz konusu değil onun varlığında. Onun tuzak kurmasının anlamı, onu söyleyeceğim. Hazreti Peygamber'le ilgili de bir tuzak işleri var. O da Enfal Suresinde geçiyor. Enfal Suresinin 30. ayeti. Ve izyemkürü bi keferu. kefaru Kafirler seninle ilgili tuzaklar kuruyorlar. Liyus bitûke. Seni tutuklamak üzere. Evyaktulûke seni katletmek, katletmek. üzere ev yuhricu ki veya seni Sürmek. sürgüne göndermek üzere ve ne? tuzaklara devam ediyorlar ama ve Allah da tuzak kuruyor. Vallahu hayrul makirin. üstelik Allah tuzak kuranların en, hayırlısı. en hayırlısıdır. Yani en iyi tuzağı Allah kurar. Ee, başka bir ayet Enfal Suresi'nin 18. ayeti Allah'ın tuzak kurması aslında nedir? Cevabın biri bu. Ve işte bu işlerle uğraşanlar siz sizler dikkat kesilin ve ennallaha muhakkak Allah muhinu keydil kafirin. Kafirlerin tuzaklarını boşa çıkartır. Allah'ın tuzak kurması Allah'ın tuzakları boşa çıkartması demektir. Hani Kur'an'ın Kur'anla tefsiri o olarak düşünürsek... metodu burada devreye girmek zorundadır. Yoksa tuzağı Allah'a nispet etmek doğru bir eylem olamaz. Bu ayetlerdeki kastın Enfal Suresi 18. ayetin delaletiyle veya işaretiyle çözülebilir. Bir tane daha var. Çok önemli bir ayeti kerime. Nerede geçiyor? Allah'a kalakaküm ve mekru'ulâke huve yebuğur Fatır suresi 10. ayette geçiyor. Vellezine evet. yemkurune seyyati. Habire tuzaklar kuranlar, kötülük tuzakları kuranlar. Lehum azabun şedidun. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve evet. mekru Onların hmm. bütün tuzakları huve yeburu. Yok olacaktır evet. diyor. İşte Allah'ın tuzak kurması demek onların kurduğu tuzakların boşa çıkartılması, işe yaramaz hale getirilmesi demektir. Elem yec'al keydehum fi tadlilin de o demek işte yani. Allah onların kurduğu tuzakları ters yüz etmiş, boşa çıkartmış, şaşkın şaşkınlıklarını başlarına geçirmiştir. Hani ne derler Türkçede? Yani kişi kurduğu tuzağa kendisi düşer Öyle bir hı hı. ona benzer bir şeyimiz var. Hı hı. Ee, kullanımımız var. Kendi kişi kendi kazdığı kuyuya önce kendi düşer. Kendisi düşer. Onun tam ayetten bir karşılığı vardır. Ayetten karşılığını söyleyeyim kardeşlerime. Fatır suresinin o 43. ayeti. İstikbaran fil ardı. Yeryüzünde istikbar göstererek işte bu inkarcılar. Kibir işte. Evet. Ne, nefretlerini ortaya koyuyorlar uzaklaşıyorlar. Ve Mekra seyyi hem de kötülük tuzakları peşinde koşarak bunu yapıyorlar. Ve la yehîkul mekru seyyi'u illa bi ehlihi. Kötülük tuzağı onu kuranının başına gelir diyor. Yani kişi kurduğu tuzağa düşer. İşte onun Kur'ancası budur. Fatır suresinin 43. ayeti. E, e, hepsini beraber düşündüğümüz zaman anlatılmak istenen şu. Allah hayata müdahildir ve Cenab-ı Hak hayata müdahilliğini işte insanların kurduğu bu korkunç tuzağı başarısızlıkla onların başına ters çevirerek ve şaşkınlığa hedefine ulaşmayan bir yapıya dönüştürerek Allah o tuzakları boşa, boşa çıkartmıştır. Çıkarır, Yoksa Allah tuzak kurmaz yani. Allah'ın evet. tuzak kurması tuzağı boşa çıkartmamak mecazi anlamda düşünmemiz lazım. Evet. Öyle. Yani hem Enfal suresi 18. ayette, hem Fatır suresi 10. ayette, hem işte Fil suresinin 2. ayetinde hep beraber düşündüğümüz zaman Allah'ın tuzak kurmasını, tuzakları boşa çıkartması olarak algılamak durumundayız. Bir defa e, Tarık suresinde var. İnnehum yekîdû nekeyden ve ekeydû keyda. Yani onlar habire tuzaklar kuruyorlar. Ben de tuzak kuruyorum. İşte Allah'ın tuzak kurması muhatapların kurduğu tuzakları boşa çıkartması demektir. Meseleyi böyle algılamak, anlamak daha doğru bir anlama biçimidir. Evet. Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Şimdi buradaki e, birkaç şeyi benim dikkatimi çekti. Sizin de kitapta vurguladığınız. E, bir defa tayır, tuyur deyince biz sadece bildiğimiz meşhur anlamdaki kuşu anlıyoruz. Bunun dışındaki e, her şeyi uçan, serpiştirilen, yani kanadı olan, hatta siz e, ilginç bir şey almışsınız. İşte volkandan savrulan küllerin, yukarıdan aşağıya inen, düşen küllerin de bir tür tuyur. Ne, uçuşan de, şey uçuşan şey manasında ele alınabileceği. Hani birçok felaketin, sıkıntının geçmişte de e, volkanlar aracılığıyla geldiği söyleniyor. Lut kavminin Lut olduğu gibi. Evet. Ondan sonra bu da enteresan. Şimdi yalnız burada e, ersele e, ifadesi bana enteresan. Yani e, e, gökten gelen, e, semadan yukarıdan geliyor. Şimdi fil bir gücün temsil timsali Evet. Fil yerde, arzda, arz e, insanların sahip olduğu, hükmedebildiği iktidar alanları, varlık alanları, temlik ve temellik alanları arzı Arz. ifade ediyor. Burada bir güç sembolü olarak belki o zamanın en büyük tankı diyebileceğimiz fil var. Ve bu fillerden oluşmuş bir ordu var ve bunun başında bir birisi var. Ve buna bel bağlayanlar var. Bununla ekonomik menfaat gerekçeleri dolayısıyla manevi bir mekanı yıkmaya kadar gidecek şiddette azgınlaşmış gene mal hırsıyla da belki bağlantılandırabiliriz. Mal, mülk, hükmetme hırsının bu noktaya raddeye vardı bir durum var. Bunun Hı -hı. için gene bir hile söz konusu. Orada bir manevi merkez olmak üzere kurulan bir mabet. Ondan sonra bu mabede insanları çekmeye çalışma ama altına ticari kaygılar, menfaat kaygıları var. Ha. Şimdi buna karşın, bu arzın gücüne karşın semanın uçuşan varlıkları ve bunlar irsal ediliyor. İrsal, Resul, Mürsel hani o onunla da bağlantılı düşündüğünde başka çok geniş çağrışımlara kapı açıyormuş gibi bir his uyandırıyor bende algladığım evet. kadarıyla. Yani e, siz arzın o gücü olarak gördüğünüz şeyler karşısında semadan indirilecek e, başka türlü güçlere belki keyfiyet niteliğindeki güçlere, niteliksel güçlere de bakmalısınız gibi bir e, imayı içeriyor mu diye aklımdan geçti sadece. Evet. Ve huvel kahiru fevka ibadihi diyor Allahu Teala. Evet. Enam suresinin 18. ayetinde Allah kulları üzerinde kahirdir. Evet. Yani baskındır. Üstün gücün sahibidir. El <laughs> kaviyyu. Güç sadece aslında Allah'a nispet edilen bir deyimdir, ifadedir. El <laughs> aziz kısmı var bir de. Kavi aziz hep beraber kullanılır onlar. Aziz de alt edilemeyen demek. Hı hı. En güçlü olan, mağlup edilemeyen hı hı. varlık demektir. Hı hı hı. Dolayısıyla arzın en güçlüleri e belki canlılar anlamında en büyük diyelim canlı fil. Tabii o mudur şu anda bilmiyorum ama evet. her neyse öyle görünüyor. Varlıklar halinde o fil. Siz e, en güçlü olarak fili canlılardan en güçlü, en cüsseli onu görürsünüz ama... İşte mesela bir kuş onun hakkından gelebilir. gelebilir. Yani uçuşan bir varlık hı hı. onun hakkından gelebilir. İnsan mikrop ilişkisine bakın. İşte devasa bir cüsseye karşılık işte ancak mikroskopla görülebilen bir mikrop getiriyor adamı yatırıyor, e, yatırıyor götürüyor vesaire. E, demek istenen şudur yani siz neye neye nasıl baktığınızı iyi muhakeme edin. Buranın en güçlüleri zannettiğiniz kainatın en güçlüleri değildir. Kur'an-ı Kerim'de mesela Fetih Suresi'nde iki defa geçiyor. Velillahi semavati vel Göklerin yerin cunudu Cumhuriyet. orduları Allah'ındır. Hmm. E, i̇ki defa geçiyor. Şeyde de geçiyor. E, Müddessir Suresi'nde 31. ayet olacak. Ve ma ya'lemu cunude rabbike illahu. Rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilmez. Demek ki Allah'ın orduları vardır. Biz onları bilmiyoruz. Mesela Hazreti Peygamber hani Sevir mağarasına Hz. Hazreti Ebu Bekir'le giderken Cipri. sığındığında ve yedehu bi cunudin lem diyor Allahu Teala. Evet. Allah onu sizin göremeyeceğiniz askerlerle desteklemiştir. İşte o askerler nedir? Göremeyeceğimiz dediğine göre şimdi herkes görülebilir izahlar yapıyor. İşte güvercindi, tabii. örümcekti, Örümcek e, şuydu buydu filan. Ben anlamıyorum tabi. Allahu Teala sizin göremeyeceğiniz diyor. Ama biz illa görmek istiyoruz. Kuş yuvaları yapıyoruz filan bilmem ne. Tevbe 40. ayet bunların görülemeyeceğini, o askerlerin görülemeyeceğini ifade ediyor. Biz zannediyoruz ki görülen şeyler güçlüdürler. Hayır, görünmeyenler daha güçlüdür yani. Hmm. Dolayısıyla askerin görüneninden ziyade görünmeyeninin daha kahir, daha güçlü, daha, daha baskın, olduğunu, baskın, olduğunu, olduğunu. unutmamak lazım. Mesela şeyde var Ahzab suresinde yani o e, grupların Müslümanlara saldırısının işlendiği pasajda Allahu Teala buyuruyor ki Ersel aleyhim rihan ve cunuden lem taravha. Allah onların üzerine 9. ayeti şeyde Ahzab suresinin onların üzerine rihan rüzgar gönderdi kasırga ve cunuden lemterava sizin göremediğiniz askerler gönderdi. Hmm. Öyleyse demek ki görünmeyen güçler görünenlerden daha baskındırlar. Onlar galip gelirler. Öyleyse bu ayette yani yorumunu yaptığımız şeyde Fil Suresi'nin ilgili üçüncü ayetinde hmm. ersale aleyhim tayran <laughs> ebabil ifadesi irsalin Hele ki ala edatı ile beraber. Hı hı. Hani irsal tabi yüce bir makamın daha alt bir makama bir şey göndermesi anlamında hani risalet gibi algılayabiliriz. Risalet gibi algılayabiliriz. Doğrudur. Hatta bunu da bir risalet gibi algılayabiliriz. Evet, evet, Biz evet. bu programlarda zaman zaman söyledik. Evet, evet. Allahü Teala'nın iki tür Müslüman kulları var. İradeli Müslümanlar, iradesiz Müslümanlar. Bu tabii güçler dediklerimiz aslında Allah'ın iradesiz Müslüman kullarıdırlar. İradeli Müslüman kullar görevlerini yaptıklarında eğer yetersiz kalıyorlarsa iradesiz Müslüman kullar devreye girerler. Yani onların öyle bir öyle bir fıtratları vardır. Onlar öyle programlanmıştır. Bu da öyle öyle bir örnektir. İradesiz Müslüman kullar devreye girmiştir. Ala edatı bu göndermenin ve müdahalenin yukarıdan olduğunu, olduğunu, ortaya koyduğu. Hani biz ben mesela Allahu Teala'nın yukarıda oluşuyla ilgili mesela Mülk suresinde var. E emin tüm menfis semai en yaksife bikumul arda fe izahiye temur. Yani gökteki o yüce varlığın sizi yerin dibine batırıp işte sar, sarsıp helak etmesinden güvende misiniz? Allah'ın gökte oluşu ifadesi var orada. Hı hı hı. Mesela başka ayetler var. Övelledi fi's sema'i ilahun ve fi'l ardı ilahun. Allah gökte de ilah'tır, yerde de ilah'tır. Yani Allah'a bütün bunlar bir mekan isnadı değil aslında. Değildir. Bir makam hı hı. isnadıdır. Allahu Teala'nın yüceliğini ortaya koyuyor. Bu bir bizim için mecazi bir ifadedir. Evet, tabii. Bu yukarıdalık. Ama burada ersale ala ifadesinin anlayabileceğimiz ve ilk etapta kavrayabileceğimiz şekilde yukarıdan aşağıya doğru bir müdahale anlamına geldiğini, ala edatının bir istila manası verdiğini. Yani kuşatıcılık. kuşatıcılık, yukarıdan aşağıya etki altına alma. Mesela istiva al evet, evet. Allah arşı istiva etti demek Allah arşı istila etti demektir. Evet. Yani onu çepeçevre kuşattı demek. Yani onun kontrolü dışında bir an ve alan bırakmadı Bırakmadık. demektir. Burada da böyle bir istila anlamı vardır. Allah onların üzerine tayrı ebabil gönderdi. Ee, hani siz zaten söylediniz benim söyleyeceklerimin bir kısmını. Hani tayr kelimesine hep kuş. hep kuş anlamı verip işin içinden çıkıyoruz buna pek mecbur değiliz ama bir hata yapılıyor. Hani buna kuş demek hatadır değildir işin orasında değilim. Bu uçuşan varlık demektir. İlle de kuş olsaydı mesela bunun için mesela Nur Suresi'nde geçiyor. Allah yusabbihul uluvi ve mefis vel ard ve ettayrus İşte saf saf, saf saf dizili kuşlar. Yahut da şeyde geçiyor. Mülk suresinde evelem yerev ilet tayri fevkahum safatin ve yakbidne. Hani kanatlarını açan kapatan şekilde işte saf saf giden kuşlar. kuşlar. Veyahut da ve ma min deabetin fil erdi ve la tayrin yatiru bi cenahihi illa umemun emsalüküm. Enam suresinde geçiyor. İki kanadıyla uçan işte kuşlar. illa kuş denecekse böyle uçmaya kanada saf saf dizilmeye dair bir şey e, geliyor peşinden. Burada tayran ebabi ile Türkçeye çevirirken hep diyor diyoruz ki işte ebabil kuşları. kuş kuşları. Yani ebabil kuşları tercümesi doğru değil. Tayran ebabi ile bir isim tamlaması değil, bir sıfat, sıfat. tamlamasıdır. Dolayısıyla efendim Kuşun adı Ebabil değil yani. Ebabil sıfat orada. Sıfat. Tayra Ebabil olsaydı, o zaman, o zaman isim, isim tamlaması olurdu. olurdu. Ebabil kuşlu diyebilirdi adam. Ama evet. öyle değil. Ebabil sıfattır burada. Sıfat olmak demek grup grup demektir. Hmm. Grup grup uçuşan varlıklar onların hmm. üzerine gönderdi. Sürü halinde. Sürü halinde. Sürü halinde. Ebabil o demek. Şimdi Ebabil bizde öyle oldu ki kuşun adı. Kuşun adı Ebabil oldu. Yani şimdi bizde de an hani ibibik dedikleri Evet, evet, evet. E, işte kuş ya güya buradan hareketle kuşun adı. Kuşun adı değil bu. Sıfatı. Sıfatı bu yani. Ebabil kuşları gönderdi filan. Ebabil kuşları milletin sempati beslediği, görmekten zevk aldığı, sesini sevdiği görüntüsünden etkilendiği kuşlardır. O, orada burada öyle hiç de metedici bir ifade yok ama. Burada azap kuşları bunlar. Yani dolayısıyla bunu ille de evin içindeki işte o ne kuşları muhabbet kuşları muhabbet gibi, kuşlar gibi öyle bir kuştan söz etmiyor burada burada bir gazap var bir cezalandırma var ve o kuşların bir misyonla buluşturulduğu ifadesi var öyleyse biz bunu hani bazı alimler mesela abduh gibi alimler buna mikrop diyorlar Mikrop diyorlar evet. Mikrop bir şey. yani bilimsel, tefsir. bilimsel tefsir olarak öyle ifade ediyorlar e bir yaklaşımdır bence de bir mahsuru yok yani denebilir ee, ama uçuşan varlıklar ve o uçuşan varlıkların at bir atış içinde bulunduğu termihim diyor çünkü. Evet. Onlara atıyorlar. Bir hicaretin işte taş, taş. minsizciyin böyle adrese teslim taş ya da tam yerini bulan. E, evet. Ya da artık sizci kelimesine ne diyelim? Ee, balçıktan taşlar yani. Hmm. Böyle sıkıştırılmış sıkıştırılmış böyle sıkıştırılmış olunca bunu bir depremin veya bir yanardağın püskürttüğü lavlar olarak yani kilometrelerce yukarıya fışkırıyor. Sonra aşağıya aşağı doğru geliyor. Bunu öyle de düşünebiliriz. Şimdi bu ayeti biri böyle yorumladığı zaman işte bak bak işte ayeti mucizeyi efendim inkar ediyor filan diyorlar. ilgisi yok. Veya işte volkana indirgedi. Volkana indir. Ne ayırız. sakıncası var? O da Allah'ın bir ayetidir. Kuş da Allah'ın bir ayetidir. Burada asıl mucize olan atılan taşın ya da taşı atan kuşun gücü değil. Burada asıl mucize olan bence o esnada o adamların başına bu felaketin gelmesidir. İster kuşla gelsin, ister taşla gelsin. O esnada o olayın olması yeterli bir mucizedir zaten. Evet. İşte, i̇şte kuşa veya taşa indirgemek ya da mikroba indirgemekle meselenin içinden çıkılmaz, çıkmamak Yine Arapça mantığına baktığımızda aslında uçan uçuşan her şey kuştur. Yani sinek de bir bir tür kuştur. Çekirge de bir tür kuştur. Hı hı. Yani, dediğiniz gibi işte o savrulan küllerde, o genel mantıkla baktığımızda nereden gelirse gelsin bunun neticesine bakmamız lazım bizi, şekline bakmamız lazım. Hemen bir, bir iki ifadeyle söyleyeyim. bitireyim mi buyurun, burayı? Buyurun, lütfen bitirin. Ara bit ver veriyor muyuz? Birazdan bir ara vereceğiz. Tamam, hocam. bu sureyi bitirmiş olalım yani bu eseliyle. Lütfen, ondan sonra ara verelim. Heh. Yani onlara işte böyle grup grup, grup sürüler halinde kuşlar. Evet gönderdi. Onlar işte böyle balçıktan taşlar ya da adrese müseccel taşlar attı. Fecealehum kaasfun Sonuçta Allah onları kuşlar değil, taşlar da değil. Allahu Teala şeyde söylüyor Enfal suresi. Ve ma hmm. rameyte iz velakin Allah harama. Yani Attında... sen yalandan kahramanlığa soyunma yani. bu gücün asıl etken olarak belirleyici olarak e, bilinmesi gereken Allah'tır. Ceale fiilinin faili Allah'tır. Ve cealehum. Allah onları yaptı yani o orduyu. ki ı mekulin yenilmiş yani yere serilmiş bir ekin tarlası gibi. Evet. Bu da çok ilginç. Onları benziyor. yani işte şeye benziyor. Nereye benziyor? Biçilmiş ekin, yenilmiş ekin böyle sergen derler. E, yere serilme şey de var. E, Kalem suresinde olacak. Orada diyor ki senesi muhalo inna belevnahum kema belevna ashabel cenne iz aksemu le yasrimunna musbihine ve la yestesnun fe alayha aleyha taifun min rabbike o bahçeye Rabbinden bir felaket geldi kasırga ve hum naimun onlar uyurlarken fe asbahat kessarimi o kasırga o bahçeyi sarim gibi yaptı sarim bir anlamda bu bunu çağrıştırıyor. Salim simsiyah olmak anlamına geliyor. Sarim ürünün yere serilmesinden dolayı gün yüzü gibi bembeyaz anlamına geliyor. Hmm. Sarim biçilmiş anlamına da geliyor yere serilmiş. Bu da öyle bir şey işte yani. Allah ekini hani öyle şiddetli kasırga ekini nasıl savurur yere yatırırsa Allahu Teala bu Ebrehe ordusunu bu kendisine ben kendime yeterim başkası yoktur mantığını güden anlayışın istina mantığını kırıyor. nasıl yerle bir edildiğini yere serildiğini bu vesileyle bu örnekle bize hatırlatıyor güvene evet. nereye güveneceğine iyi karar versin insanlar Gü, güce değil hakka güvensinler Allah'ın tarafında olmayı yerlesinler Allah'ın tarafında olanların taraf Allah tarafından sahipleneceğini sahiplenileceğini unutmasınlar. Yani hak düşmanlığı yapmasınlar, zulüm yapmasınlar. Zulüm dünyada abad olmaz. Mutlaka hesabını Allah burada sorar. En büyük güç sayılan fil ordusunun en küçük uçuşan varlıklarla helak edilmesi Allah'ın hayata müdahalesinin bilinen, algılanan ölçülerin ötesinde sonuçlar doğuracağını ortaya koyar. İşte kazanmak için güçlü olmak yetmiyor, haklı olmak gerekiyormuş. Haktan yana olanlar öyle ya da böyle eninde sonunda kazanacaktır. Ebrehaliye özenenler, onun sonunu paylaşmak zorunda kalacaklarını bilmelidirler. O gün Kabe'ye, mabede, kutsal bir mekana saldıranların akıbeti nasıl yerle bir edilmek olduysa, Peygamberimizin Risaletinde ona karşı, girişilen tavırların sahiplerinin de benzer bir akıbeti yaşayacakları ilahi müdahalenin ilahi iradenin daima da devrede bulunduğunu Allahu Teala bu örneklikle ortaya koymaktadır. Değerlere saldıranlar bunun hesabını dünyada veya ahirette mutlaka vereceklerdir. Surenin genel mesajının bu olduğunu söyleyebilirim. Evet hocam böylece bir hızlıca bir çerçeve çizmiş olduk evet. Fil Suresi ile ilgili. Rabbin Fil ordusuna neler yaptı? Görmedin mi? Ashabı Fil'e. Kurdukları tuzağı alt üst etmedi mi? Onları şaşkın bir vaziyette bırakmadı mı? Kendilerine sert taşlar savuran, sürü sürü uçuşan varlıklar gönderdi. Varlıklar. Böylece Allah onları yenmiş ekin tarlasına çevirdi. Adeta hak ile yeksan etti diyoruz. Burada tabi geri kalan kısmını izleyicilerimizin efendim mütehayyir, araştıran, sorgulayan, merak eden zihinlerine, gönüllerine havale ediyoruz. Hocam bir ara vermemiz lazım. Peki. Aradan sonra inşallah diğer suremizle Kureyş. Kureyş Suresi'yle devam edeceğiz. Evet. Şimdi molaya efendim. Buyurun.